Sözü çok dinledik. Kimine göre mevzudur, kimine göre zayıftır bu rivayet. Ama hayatın gerçekleriyle yüzleştiğiniz zaman bunun son derece doğru olduğunu öğrenmiş olduk. Adam koşa koşa Urfa'da ağanın yanına gitmiş. Ağam demiş, Fransızlar memleketi işgale geliyorlar. Takma da kafanı oğlum demiş. Biraz daha geçmiş, ağam demiş, Fransızlar Urfa'ya giriş yaptı, önemseme be oğlum. Bir müddet sonra gelmiş, ağam Fransızlar İsot tarlasına girmiş, aman kalk evladım bugün namus günüdür, silahımı getir demiş. Memlekette madenler satıldı, yeraltı zenginlikleri satıldı, yerüstü zenginlikleri satıldı. Teneffüs ettiğimiz hava hariç her şeye zam yapıldı. Takma be oğlum. Ağam poşete 25 kuruş para istiyorlar. Vay silahımı getir. Hakikaten tarih tekerrür ediyor. 1918, affedersiniz, 2018 nasıl geçti diye sordu bana arkadaş yılbaşı akşamında. 2018 ruh çağırmakla geçti dedim. Bir sene ruh çağırdık. Ne ruhu çağırdık? Osmanlı ruhu çağırmışız. Hala çağırıyoruz ve geldi bu ruh. Gelen ruh mudur, tuz ruhu mudur? Göreceksiniz. Şu anda özelde ülkemiz, genelde coğrafyamız tam bir Osmanlı'nın son dönemlerini yaşıyor. Bir çikolata hanımefendi vardı. 2003'te dedi ki İslam coğrafyasının 22 devletini yeniden dizayn edeceğiz. İdarelerini yeniden şekillendireceğiz. Bugün bakın Osmanlı'nın o inkıraz son dönemlerinin aynısını yaşıyor coğrafyamız. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın son deminde bana yazacak bir şey getirin, size bir vasiyet yazayım, benden sonra batıla, küfre, dalalete düşmeyin dedi. İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer karşı çıktı. Hasbuna kitabullah, kitap bize yeter. Ennebiyyü yahçuru, nebi sayıklıyor, galebehul veca, sancı ona galip geldi. Bu vasiyetin ilk şıkkı ahricül müşrikine min ceziretil arab'tır. İslam topraklarından müşrikleri çıkarın. Bunu en iyi yapan merhum Mustafa Kemal Atatürk'tür. Allah gani gani rahmet etsin. İslam topraklarından müşrikleri Muhammed Mustafa'nın vasiyetine uygun olarak çıkaran ender insanlardır. Son dönem tek insanıdır. Ama İslam dünyasına müşrikleri davet edenlerin sahibu zaman, kutbu zaman, Mehdi ve bilimum hırdavat ilan edildiği bir zamanda Mustafa Kemal Müslüman olamamıştır. Varsın olmasın bunların Müslüman dediği. Çünkü senelerce merhum Atatürk'e dinsiz diyenler ellerine güç geçince öyle bir dinsizlik yaptılar ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar dindar olduğunu daha iyi anladık. Zaten dindarlık ideolojik bir kavramdır. İslam'da bunun karşılığı takvadır. İslam dünyasının hali budur. Özelde kendi halimiz budur. Osmanlı'nın, merhum Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ifade buyurduğu gibi bütün kurumları esasında fiili olarak işgal altındadır. Cenab-ı Hak dahili ve harici bedhahların şerrinden bizleri muhafaza etsin. Bunu bazıları bedbaht diye tercüme ediyor. Bedbaht talih demektir. Bedbaht kötü talih demektir. Bedbaht değil, bedhahtır oradaki. Bazen kızıyorlar bana, kelimelere çok takılıyorsun. Yaşlıların oyuncağıdır derim kelimeler. Bedhah içinde çok kötü hesaplar, planlar, programlar yapan insan demektir. Ve Akif'in kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela diye tarif ettiği, tavsif ettiği
kişiler tarafından ülkenin hali perişandır. İki şey zirve yapmıştır ülkede. Biri haciz, diğeri taciz. Memlekette bu iki şey zirve yapmıştır. Ve hala çok mutlu yaşayan bir kitle var. Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. Bütün bu hakikatleri, iki insan var, kitabullah. Birisi Hazreti Ömer'dir, diğeri An bin As'tır. Hazreti Ömer Muhammed Mustafa'ya alternatif kitap dedi, hasbuna kitabullah. Amr bin As da Ehl-i Beyt'e karşı, İmam-ı Ali'ye karşı en büyük hilebaz, mızrakların ucuna kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'ı geçirerek hile yapmıştır. An bin As ile Muaviye'yi bir arada görürseniz ayırın diyor Allah Resulü. Onlar hayır için bir araya gelmezler. Bu dönemde de bir ilahiyatçı güruh oluştu. Kitap aşağı kitap yukarı. Kitap aşağı kitap yukarı. Ama hayatlarında kitaptan zerre yoktur. Bütün bu tehlikeli süreci bize haber verip ayıkmamıza vesile olan çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocama ne kadar teşekkür etsek azdır. Cenab-ı Hak ömürlerine ömür katsın, umduklarına nail, korktuklarından emin kılsın. Yanaştı. Teşekkür ederim.